Herkese merhaba. Bugün 11 Nisan pazartesi. Bugün birlikte Waves Coin'in teknik görünümü konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalın var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bitto.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenilini kanıtlamış orta ve uzun vadeli çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Waves'in teknik görünme dönecek olursak burada 4 Mayıs 2021 tarihinden gelen siyah düşen trendin kırılımı ve üzerinde günlük kapanışlar yapmasıyla birlikte bu bölgeden ölçüldüğünde yaklaşık olarak %130'luk bir yükseliş hareketi getirmişti. Ancak 31 Mart tarihinden beri satıcı bir seyir hakim diyebiliriz ve yaklaşık olarak %67'lik bir düşüş hareketi izledik. Peki burada Waves için pozitif yönde takibi nasıl sağlamalıyız? Waves için bizim alım ve satımlarda sinyal olarak kullandığımız süper trendimizin 3 Nisan tarihinden beri koruduğu sat sinyalini ilk başta ala çevirmesi gerekli. Bunun için de en azından 26 dolar 87 sent bölgesinin üzerindeki 4 saatlik ve günlük kapanışları izlememiz gerekli. Bu bölge aynı zamanda daha önce kırılımını yapıp geri teste başarısız olduğumuz bölgemiz yani 5 Mayıs tarihli siyah ile gösterdiğimiz düşen trendimizin kırılım bölgesi olarak gösterilebilir. Yani bu bölge bizler için önemli. Wave şu anda mor ile gösterdiğin önemli bir destek konumunda bulunuyor. Bizim bu bölgeyi koruması gerekli. Bu bölge daha önceki grafiklerde güçlü destek ve görebildiğiniz üzere güçlü bir direnç konumunda çalışmış bir bölge. Bu bölgeden gelecek tepkiler takip edilmelidir. 20 dolar 77 sent üzerinde gelecek 4 saatlik kapanışlarda bizim arayacağımız şey 26 dolar 80 sent bölgesine gelecek denemeler olmalıdır. 26 dolar 77 sent bölgesine gelecek 4 saatlik denemeler sonucu kırılımını sağlar ve desteğini kazanabilirse eğer sırasıyla 28 dolar 82 sent ve 34 dolar 56 sent bölgeleri kısa vadede hedef olarak gösterilebilir. Negatif yönde ise yine konuştuğumuz mor bandımızın yani 20 dolar 77 sent bölgesinin korunması gerekli. Bu bölgenin desteğini kaybedilmesi senaryosunda Fibonacci'nin 38.20'lik desteği de kaybedilmiş olacağından düşüş derinleşebilir ve Fibonacci'nin 23.60'lık desteğine 15.66 sen bölgesine kadar düşüşler mümkündür. Burada Bitcoin hareketlerini ve Waves'in destek ve bölgelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.